Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size USS New Hampshire'ı göstereceğim. Bu gemi bufflandı. Tek bir tane füze bataryası vardı. Buna bir tane daha füze bataryası eklenmiş durumda. Şu anda 4 tane füze bataryamız var. Bir tane, 2 tane top var. 2 adet bomba atarımız, 2 adet helikopterimiz, 4 adet otomatik top, 2 adet hava solunması, 2 adet tekrar bir hava solunması, 5 adet tekrar bir hava solunması. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla hava solunmasına sahip bir gemi. Evet, bu gemiyi hem de efsanevi pazardaki değeri ne kadar, hemen ona bakalım. 16.000 17.000 diyelim biz. Bakalım biz başarılı olabilecek miyiz? Fırtınada bir denemek istiyorum. Çağrım dışı. Neden çağrım dışı? Çünkü biz alfada olduğumuz için çağrım dışı oyuna girebiliyoruz. Bu arada videoya like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Like'lar önemli, biliyorsunuz ki. Bizim önerilmemizi sağlıyor. Like atarak destek olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz. Beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz arkadaşlar. Dislike attıktan sonra da yorumlara dislike neden attığınızı da burada söyleyebilirsiniz. Şimdi şöyle gidelim. Şimdi öncelikle DF-12 olduğu için ilk olarak bomba atarı rakibe gönderiyoruz. Onun tabii ki basmasını, saptırıcıları kullanmasını sağlayacağız, fakat ne yazık ki rakip saptırıcı kullanmıyor. Sen nereye gidiyorsun? Çok güzel hasarlar verebiliyoruz, evet. Şöyle bir hasar attıktan sonra o ölür. Ama RPK yerine, yani Victor, yani bu bomba atar yerine denizaltılara karşı da Rubesce Asruk kullanabilirsiniz. Besce Asruk. Topumuz şöyle dağılmadan 125k hasara sahip bir topa sahibiz. Bunları attıktan sonra şöyle nükleerleri de tekrar gönderdikten sonra bir daha top değerse maalesef rakibimizi kaybedeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi çok süper bir, güçlü bir gemi haline gelmiş. Bu bufflardan sonra New Hampshire oynanabilir aslında. Bence bir maça daha girelim şöyle. Bu sefer de kayalıklara girelim. Botlarla oynayınca da hiç şeyi kalmıyor. Zevki kalmıyor çünkü henüz daha bir güncelleme gelmedi. Onu beklerken yapacağımız hiçbir şey yoktu. Buna niye iki tane helikopter var? Hala çözmüş değilim. Bu helikopterler çok fazla hasara sahip değil. Drone tarzında bir helikopter bunlar aslında, ama ne yazık ki ben bunu sıkabiliyor muyum? Helikoptere sıkabiliyormuşum. Aa evet, helikopterleri öldürebiliyormuşum. Güzel gayet. Şimdi rakibimizi gördük. Şimdi topumuz çok fazla hasar veriyor. Topu iyi tutturmamız lazım.
Bu top 125 bin hasara sahip kalıyor. Bakalım tutturabilecek miyim? Önümdeki arkadaş bir çekilirse eğer onu ittirmek zorundayım. Karşıda Huai Ink var. Huai Ink. Sen mi güçlüsün, ben mi güçlüyüm? Bilemeyeceğim. Versus'larda deneyeceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bayağı bufflu. Çok fena. Çok fena. Sen nereye gidiyorsun bakayım? Topumuz bir dolsun. Bakın şimdi. Şıp şöyle. Tüf, önüne attı ama. New Hampshire bayağı güçlü olmuş bu arada. Çok fazla hasara sahip. Şöyle hepsini bastım. Onu ne yazık ki bir çok önüne vurdum ama güm. Evet, orada kimse kalmadı. Bu. O çok uzakta. Biraz gemimiz yavaş gibi arkadaşlar ama hasarımız olabildiğince yüksek. Böyle hasarı yüksek bir gemiyi Hua Ying, İsa Kol gibi gemilerle test edeceğiz. Bakalım. Bakalım. Onlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi 5 gemiyi botlara karşı indirdim. Bu geminin zaten hava soğuması da çok fazla olduğu için online maçta denemek lazım. Tabii ben şu anda deneyemiyorum ama gelecek güncellemede bunu deniyor olacağız. Çünkü hava soğumamız nereden baksanız Silent Hunter hızı yüksek. 2 saniyede bir yok kaç 6 saniyede bir şarjör dolduruyor, bayağı iyi bu. Hızı biraz düşük ama hasarı güzel gibi duruyor. Çok 2 saniyede bir füze attığı için gayet güzel. Bu nasıl? Bu da hasarı, hızı düşük. Ama şarjör doldurması 3 3 saniye kadar bir şarjör doldurması var. Güzel bir hava soğuması yani. Ama nadir bir hava soğuması olduğu için topumuz da tabii ki burada 18.000 değil mi? Yok, bu otomatik top. Normal topumuz. Evet. Normal topumuz 18.000 hasara sahip. Saldırı için açılan ateş 3. Şarjörü 10 saniye. Şarjörü biraz uzun ama hasarı çok yüksek bir top olduğu için oynanabilir durumda. Ama bunu dediğim gibi Wayne ile denemek lazım. O da güçlü bir gemilerden. Bakalım nasıl olacak? Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay ve bay bay.